Merhaba arkadaşlar. Önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'de yapılması planlanan Çin aşısıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bu aşının yan etkileri ne olacak? En önemli konulardan biri de bu aslında. Yan etki dediğimiz ateş ve halsizlik çok çok az. Neredeyse yok gibi açıklamasında bulundu. Ayrıntıları sizlere birazdan aktaracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Aşıyla ilgili en çok merak edilen konulardan biri olan ve yan etkileri neler? Konuyla ilgili araştırmaya devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Bakan Koca, bu aşının yan etkileri olacak mı sorusuna, inaktif aşıda böyle bir sorun yok. Yan etki dediğiniz ateş ve halsizlik çok çok az, neredeyse yok gibi. Yan etkiler mRNA aşılarında sert oluyor. mRNA aşısı olan bazı deneklerimizde 2 gün süren yüksek ateş oldu. Sinovac inaktif aşı ve böyle bir şey yapmıyor yanıtını söyledi. Kimseye zorla aşı yapmayacağız dedi, bunu da altını çizdi. Fatih Altaylı'nın peki bazı sağlık personelleri aşıya olmak istemezse ne yapacaksınız sorusuna da yanıt veren Bakan Koca, yapacak bir şey yok, kimseye zorla aşı yapamayız. Ama tüm hocalarımız belki de canlı yayında bu aşıya olacaklar. Siz de canlı yayında olmak istediğinizi söylemişsiniz. Olursanız seviniriz çünkü bu aşıların güvenli olduğunu herkes görüp bilmeli. Siyasetçileri değil bilim insanlarını öne çıkarıp güvenilirliği göstermek lazım ifadelerini kullandı. 11 Aralık'ta ülkemizde gelecek olan Çin aşısı kademeli bir şekilde belirlenen öncelikle gruplara yapılacak. Ve o grupları sizlere tekrar bir sayalım. İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı engelliyi koruma ve evlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacak. İkinci aşamada toplum işleyişi için gerekli sektörlerde, kritik işlerde çalışanlar, 50 yaş ve üzeri en az bir kronik rahatsızlığı olanlar, üçüncü aşamada 50 yaş altı en az bir kronik rahatsızlığı olanlar, genç yetişkinler, ilk iki grupta yer almayan sektör ve meslek çalışanları, dördüncü aşamada ise tüm bireylere yapılacak. Bir videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.